Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Age of Empires 4 serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde Kalkan Nehri Muharebesi'nde biliyorsunuz Moğollar olarak Rusların içinden geçmiştik. Ve daha sonrasında Çin Seddini aşmayı denedik, Çinlilerin üzerine ilerlemeyi denedik ancak başarısız olduk. Şimdi ise o planın başarılı olma zamanı geldi. Bu Seddi aşacağız, Jin Hisarı'nı da yok edeceğiz. Geçtiğimiz bölümde bazı hatalar yapmışız. Yani en azından ben fark ettim yaptığım hataları. Bu bölümde onları yapmadan rahatlıkla geçmeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz geçenki bölümü izlediyseniz eğer orada bizim yağma yapmamızı istiyordu. Opsiyoneldi o. Ama biz hata yaptık abi. Yağmayı daha sonrasında yapacaktık. Önce Hisar'ı yok edip daha sonrasında yağma yapacaktık. Merak etmeyin, bu bölümde geçeceğiz gibi gözüküyor. Ve Hisar'ı geçip daha sonrasında ise ne olacak? Göreceğiz abi. Hadi bakalım. Şimdi gözcülerimizi geçen bulduğumuz yoldan götürüyoruz. Mızrakçılar burada. Gelsinler bakalım. Oğlum, o kadar uzaktan nasıl vuruyorsunuz lan? Oraya nasılsın, mızrakçılara bak. Yürü abi. Baksana ne kadar uzaktan vuruyorlar ha. Neyse, sıkıntı değil. Hemen şuraya doğru gidelim. Buradan bizim bulduğumuz yol direkt Hisar'ın arkasına çıkıyordu. Böylece Sur'u direkt Seddi geçmiş oluyorduk abi. Daha sonrasında Hisar'ı yok etmemiz lazım hemen hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi bunlar burada dursun. Bunları ben kaça atayım? 5'e atayacağım abi. CTRL'ye basılı tutup atayabiliyorsunuz bu arada. Hem askerleri hem de her şeyi atayabiliyorsunuz. Şimdi hemen ordumuz gelsin bakalım. Şimdi bu ordunun tamamını 1'e atacağız arkadaşlar. Daha sonrasında okçular ve buradaki kağanımızı 3'e atacağız. Sonra şu süvariler ve bu süvariler de 2'ye atacağım. Hemen gidelim bakalım. Oyunumuzu kaydetsin. Güzel. Şimdi hemen şuraya gideceksiniz ve okçularımı yönlendireceğim ben direkt. Ben full okçuları yönetmeye çalışacağım abi. Böyle dur, okçuları yöneteceğim deyip diğerlerini seçtim. Okçularla, atlı okçularla hızlı bir şekilde düşmanlarımızı harcamalıyız. Bu mızrakçılar çok fazla kayıp vermemeli. Çünkü okçular yakamıyor abi kaleleri ve şeyleri. Ama bunlar yakabiliyor. Bunlar elinde meşalelerle yakıyorlar abi köyü. O yüzden bunları çok kaybetmememiz lazım. Siz şöyle bir durun. Böyle formasyon alın abi. Hatta şuraya kadar gelebilirsiniz. Buralar güvenli diye hatırlıyorum. Şöyle Hama'da durun siz. Aynen öyle. Geçin hocam siz de. Kurtları da bir zahmet halledin be. Kurtları da bir zahmet hallediverin. Şimdi şuraya gelsinler. Düşman mızrakçılarını hemen halledeceğiz. Çapraz dizilişte durun da siz. Güzel. Hadi bakalım. Burada birlikleri olması lazım. Şöyle yukarıya baka baka gidelim de. Nerede lan birlikleriniz? Nereye kaçtınız? Ha bak, şuradaki şeyleri almayı unutmuşuz. Hemen alalım abi. Ha. Sık hocam. Sık 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 sık. Sık 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 sık. Güzel. Onu da hallet. Yalnız biz yakın duralım ya. Çizgide duralım. Böyle daha rahat gibime geldi. Güzel. Yalnız çizgi de işe yaramıyor. Bizim daha yakın durmamız lazım abi. Neyse, şunla duralım, yapacak bir şey yok. Az önceki gibi şey yapamıyoruz maalesef. Durduramıyoruz askerleri. Şimdi gelin abi, buraları hallettik. Hemen bizim diğer süvariler de gelsin. Bunlar öncüleri bir önden sokarız. Halledeceğiz hocam, halledeceğiz. Öncüler şuraya bir gelin. Diğerlerine hiç gerek bile yok. Atlı okçularla hallederim diye düşünüyorum abi. Şimdi burada düşman birlikleri vardı, biliyoruz. Sıkın abi, sık sık sık, kaça kaça sık. Kaça kaça sık, kaça kaça sık. Olabildiğince az kayıp vermeye çalışacağız. Olabildiğince az kayıpla bu işi çözersek güzel olacak. Okçuları biraz öne çıksa. Saldır abi. Saldır 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 saldır. Saldır 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 saldır. Güzel. Tamam, burada düşmanlarımızı rahatlıkla hallettik.
Siz de gelin hocam şimdi. Gözcüleri biraz ileri götürelim. Gözcülerle bir bakalım abi ne varmış ne yokmuş buralarda. Gözcü kardeşlerim bir gelin. Böyle bir gel. Gözcü neredesin ya hadi. Hadi oğlum. Aha şurada direkt şey var. Şunu hemen halledelim abi. Gözcüler saldırın. Burada sıkıyor bize. Ne sıkıyorsun sen? Tüfek varmış bunda. Hemen yok et hocam. Hemen yok et. 70 kişiyiz şu anda. Direkt Hisar'ı yok etmemiz lazım. Aynen öyle. Şimdi bunların köylülerine saldıralım da bize saldırmak zorunda bırakalım. Yok edin abi. Lan lan lan. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Atlı okçular sıkmaya devam edin abi. Süvariler kaçın. Bunlar gelmek zorunda kalacak ya. Güzel. Kaça kaça sıkacağız abi. Onların okçularının menziline girmeden. Hanımızdan yetenek de basalım da. Güzel. Hocam atlı okçunun yapabileceği en iyi şey bu. Az kayıpla. Güzel bir şekilde oklayacaksın düşmanına. Güzel. Vallahi kalmadı pek fazla bir şey. Devam abi. Şimdi saldır. Süvari gir abi süvari gir. Süvari gir. Gel abi gel 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 gel. Süvari okçuları da hallet bir zahmet. Şöyle şunları da buradan sokalım. Tamam. Vallahi güzel. Mızrakçıları çözdük. Okçuları da bu şekilde hallettik mi tamamdır. Şimdi direkt Hisar'a girebiliriz. Hisar'a saldırın. Hisar'a. Herkes Hisar'a. Herkes Hisar'a. Bu Hisar bize çok kayıp yaşatmıştı. Direkt burayı alacağız. Bakın ne diyor? Tercihen diyor. Bina yıkara 2000 kaynak topla bunu. Yaparız ama kaleyi şey yaptıktan sonra, bitirdikten sonra yapalım. Böylece sorun yaşamamış oluruz. Kaan ta uzaktan sıkıyor lan. Kaan şuraya bir gel bakalım da yetenek basacağız. Aynen. Güzel. Bak burada o kadar uğraştık. Kaç dakika oldu abi? Kaç dakika oldu? 7 dakikada çözdük yani. 8 dakikaya geliyor. Çözdük. Şimdi hocam yakın. Yak abi. Şimdi yakabilirsin işte. Güzel. Burada sizin hepinizi biri atayalım. Aha ne oldu? Moğol erzak kervanı ulaştı. Güzel. Şimdi şunları biz yurt olarak hemen şuraya bir koyalım. Bir tane buraya. Başka. Şunları bir ayarlayayım da ben. Şunları bir ayarlayayım. Şehir merkezine hemen şuraya bir dikelim abi. Sen git hocam. Sen de gel sen bir kafayı yedin. Yurdu hemen şuraya dikeceğim. Ağaç kesersin oradan. Mera çok önemli bir şey. Mera'dan hayvancılık yapacaksın ve tüm askerini buradan basacaksın. Sen de gel abi. Şuradan Mera. Şuraya dikil. Bu ya şeyler göçebeler çok iyi oluyor ya. Kışlamızı da yakın bir yere koyalım. Bir ovamız olacaktı sanki. Moğolların ovası yok mu? Ova vermemiş bize. Tamam. Güzel. Gel abi buraya doğru. Hemen yakmaya devam hocam. Yakarak buradan kaynak çıkaracağız. Kendimize. Güzel güzel. Bunlar da dikilir. Hocam siz gelirken hazır yakında şu köylüleri hepsini 6'ya vereyim. Şunları da 7'ye vereyim. Siz de yakmaya gidin abi. Şimdi bunların hayvanların hepsi buraya gidecek. Güzel. Şurada bir şeyler var mı? Aa burada bir altın şeyi var. Güzel devam. Şimdi kardeşim sizin bir kısmınız ne yapacak biliyor musunuz? Ağaç kesecek.
Diğer kısmınız şuraya bir yurt yapacak. Şöyle tam ortaya bir yurt yapacaklar. Daha sonrasında da etrafına meralar şey yapacaklar. Tamam. Yaktınız mı hocam? Devam. Yakın abi. Şöyle. 7 yapalım. Siz de hocam şunları yakın. Kardeşim her şeyi yakın. Ve bunların hepsi şuraya. Buraya verecek. Ve bizimkilerin hepsi de şey yapacak bunları. Şimdi biraz köylü yapalım. Bu köy yönetme olayı direkt en başında olmuyor. Bu hikayelerin daha sonrasında böyle veriyor abi. Yani şu anda Yang Ying'i yok etmeye çalışacakmışız. Ve bunun için biraz asker basmamız lazım. Eldekiler yetmeyecek tabii ki de. Gel abi sen de. Bu arada arkadaşlar, oyunu bilmeyenler varsa ufaktan bir anlatayım. Böyle bir yakmamız gereken başka bir şey var mı? Onlara bakacağım da. Şimdi arkadaşlar şu bizim şehir merkezimiz. Bu şehir merkezinden köylü möylü çıkarabiliyorsun. Sen de şöyle şu koyunları şey yap. Köylü möylü çıkarıyorsun hocam buradan. Bu çıkardığın köylüleri bazı işlere görevlendiriyorsun. O işlerde de bu köylüler köyün sizin mekanınızın burada şey varmış. Sizin mekanınızın bazı giderlerini karşılıyor. Sizin altın ihtiyacınız olabiliyor. Bu altın ihtiyacını bu köylüler çalışarak karşılayabiliyorlar. Mesela şurada bir altın madeni var. Buraya bir yurt koyarsak eğer, şöyle hatta koyalım. Bu arkadaş buradan altın madeni kazıp bu yurda teslim edecek. Yurt önemli. Yurt her şeyin toplandığı yer. Burada mesela bir altın kazıldı, yurda götürüyor. Eğer yurt yoksa şehir merkezine götürüyor. Şehir merkezine götürmek ise çok uzun sürdüğü için biz genelde her şeyin yakınına yurt yapıyoruz arkadaşlar. Ki daha hızlı çıkaralım diye her şeyi. Ondan sonra mesela yani her ülkenin oynayışı bir değişik. Mesela Moğollarda Ovo diye bir şey var. Taş kazmak için, yetenek açmak için her şeyi Ovo'ya şey yapıyorsun. Bu Ovo'yu da taşın üstüne attım. Bu Moğollarda olan bir mekanik bu Mera. Her yere koyun bırakıyor. Şöyle seçtiğin yere G ile seçebiliyorsun. Buraya koyun bırakıyor. Bu koyunları senin köylülerin temizliyor abi. Gidiyorlar oradan et çıkarıyorlar. Ve bu da bize kaynak olarak dönüyor. Siz şurada bir konum alın bakalım. Bu ov alanında teknoloji falan araştırılıyor diye hatırlıyorum ben. Çağ yükselebiliyormuşuz. Market görevi görür. Bu ne? Geyik taşları kurulduğunda yam hız havası sağlar. Kuralım bakalım. Çağ atlayalım hemen hızlı bir şekilde. Shift ile basılı tutarsanız beşer köylü çıkar. G ile basarsanız eğer nereye gideceğini seçersiniz. Şu an biz buradaki çağ atlama binasının inşaatına yollayacağız onları. Gıdadan ne kadar geliyor? Şöyle üstüne geldiğinizde mesela. Bakın şu anda ne kadar dakikada ne kadar gıda kazandığımızı görüyoruz. Bu değişken bir şey ama sürekli değişiyor. Binaların üzerine geldiğinizde yapacağınız araştırmaları görüyorsunuz buradan. Yapacağınız araştırmaları seçip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Hocam dalın hocam. Dal 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 dal. Saldırıya geldiler lan. Neymiş? Tercihen çevredeki köyleri yok ederek cin baskınlarını durdur. Biz baskınla uğraşacağız anlaşılan. Sen de gel birader. Sen şuraya gel. Şurada da teknolojiler mi vardı ovada? Şu an yok ama bir sonraki çağda açılacak sanırım. Çağ atlayarak bazı şeyleri açabiliyoruz. Şimdi az köylü sayımızın tabii ki de artması lazım. Bir daha hızlı kasabilelim. Şu an inşa ediliyor abicim şeyimiz. İkinci çağa geçiş binamız. Bu bina inşa edildiğinde çağ atlayacağız. Böyle siz açık arazide bir toplanın abi. Güzel bir şekilde. Yangin'i yok et. Yok edeceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Asker limitimiz var burada. Asker sayımızı arttırmamız lazım tabii ki de. Bunu yapmak istiyorsak. Çok fazla altına adam göndermiyorum. Aslında gönderebiliriz de. Altın ihtiyacımız fazla olacağını zannetmiyorum. Yollayalım şöyle iki adam daha. Bunlar da bizim ağaç kesip bize şey yapıyorlar. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen gel buradan. Bunları hallet. Binaları bu arada size tavsiyem arkadaşlar. Şöyle tuşlara atayabilirsiniz. CTRL'ye basılı tutup 1'e basarsınız. 1'e tuşunu atarsınız mesela bu seçtiğiniz binaları. Çift tıkla seçerseniz aynı binaları yakındaki aynı binaların hepsini şey yapar. Seçer. Böyle saldır abi.
Onun dışında bu binaları seçmenizi tavsiye etmem ama mesela kışla yaptığınızda, demirci yaptığınızda o binaları direkt olarak tuşa atarsanız eğer mesela diyelim ahır yaptınız, o ahırı bir tuşa atadınız. O tuş hangi tuş? Diyelim 5 tuşu. 5'e bastığınızda direkt seri 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 oradan asker çıkarabilirsiniz orayı bulmadan abi. Direkt seri seri yapabilirsiniz. Şimdi biz Moğol olarak ahır dikeceğiz her yere. Ve bu ahırlarla ne yapacağız hocam? Süvari çıkaracağız. 8 tane ahır yapıyorum ben. 8 tane ahır yapmamın sebebi de daha seri bir şekilde asker çıkarmak istiyorum. Bu yüzden 8 tane ahır yapıyorum abi. Böyle gelin abi şuraya. Hepiniz birsiniz. Şu tarafa doğru konumlanın diye böyle seçeceğim. Tamam. Bu ahırların hepsi yapılacak ve buradan bize süvariler çıkmaya başlayacak. Siz de hocam şöyle seri seri ağaç kasımına gidin. Ağaçta bize şu anda yardım lazım. Şimdi ikinci çağ geçince tabii ki yeni teknolojiler de çıktı. Bu teknolojide araştırabilirsiniz. Biz de araştıracağız. Şuradan piyade basmayacağım. Neden basmayacağım? Çünkü biz Moğoluz abi. Yani Moğolların süvarileri güçlü ama tabii ki de piyade basacaksınız Moğol'da oynuyorsunuz multiplayer'da. Ama yani ben basmayı tercih etmiyorum. Neden? Çünkü biz Moğoluz abi. Moğol olarak yani işin ruhuna uygun hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve işin ruhu da Moğol süvaridir abi. Yani bir Moğol süvari oynar. Bu yüzden yani yok edeceğimiz yeri şeyle yok edeceğiz abi. Süvarilerle yok edeceğiz. Onun dışında bir şey yapmayacağım. Şimdi bu yavaş yavaş inşa edecek. Acelemiz yok hocam. Onları seri seri yapsın. Hatta bu arkadaşa birkaç emir daha verebiliriz. Şimdi şey açıldı, demirci açıldı. Demirciden de araştırmaları yapalım. Buradan okuyarak size sadece ihtiyacınız olan şeyleri de yapabilirsiniz ama ben hepsini yapmayı tercih ediyorum. İleride işime yarayabilir. Hani genelde burada yaramayacak gerçi de. Burada şey yokmuş. Ben de 3 haftadır falan, 3 hafta değil belki daha fazla oldu. Oynamadığım için çok fazla şey hatırlamıyorum ama yani bazı şeyleri unuttum daha doğrusu yani her şeyi biliyorum da bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Haberiniz ola kıymetli dostlarım. Bu arkadaş onu yapacak da güdülebilen koyun. Koyun sen burada kal. Sen de git abi şunları yap. Sen de git şunları yap. Daha seri yapalım. Burada erzaklarımızı görebiliyoruz şu anda. Bunlar bizim için önemli hocam. Her şeyi bunlarla yapıyorsun sonuçta. Şu anda yeterince köylümüz var. 30 tane ekonomi için köylümüz varmış. Daha fazla şu anda ihtiyacımız yok. Normalde daha fazla basarım başlarda da. Şu anda ihtiyacımız yok. Kardeşim benim sen buraya bir yurt yap. Şuradaki ağaçları da kazmamız gerekecek çünkü. Buradaki ağaçlar bitiyor. Hadi bakalım. Böyle çift tıklayacaksınız. Bak Manguday bu menzili süvarileri de yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Ben genel olarak ucuz olduğu için şunları tercih edeceğim abi. Şu atları yapacağım. Yani şu ilkel mızraklı süvarileri de yapabilirsiniz. Bunlar çok güçlüdür. Ağır süvarilerdir. Ama yapmayacağım. Atlı okçumuz yeterince var. Biraz bizim normal süvari yapmamız lazım. Onların sayısı çok azalmış çünkü. Boşta kalmışsın. Git abicim sen işine devam et. 8 taneyle hızlı hızlı basacağız abi. Ve ondan sonrasında hızlı hızlı yok edeceğiz. Tercihen yapılacak şeyleri yapmamıza gerek yok gibime geliyor. Onları yapmak yerine direkt olarak şey yapabiliriz bence. Saldırabiliriz ana yere. Şimdi bakın shift'le bastırdım abi. 8'inden birden basılıyor. Hepsinden seri seri bana gelecek bunlar abi. Seri seri gelecek. Bakın buradan da tüm koyunlarım burada toplanıyor. Seri seri koyunlarımı kesiyorlar. Ve bana dakikada belli bir şey veriyorlar abi. Şimdi ben buradan ağaç toplamalarını istiyorum. Yakın yere mera yaptım çünkü orada biraz daha uzak kaldı diye. Orayı yapacağız. Kaldır. Okçular da vardı orada. Güzel. Yok ettik abi bunları hemen hızlı bir şekilde. Şimdi bunları biri atayalım. Şöyle dursunlar. Güzel. Süvarilerim gelecek. Sürekli sürekli gelecekler. Ve limitimizde olunca saldıracağız. Yani şunlara saldırmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Gerçi var ya oyun şey koyduysa bize onlar sıkıntı çıkaracak. Onları da yok edeceğiz.
Böyle seri seri bakın 8'er 8'er basıyoruz abi. 8'er 8'er. Bunlardan da basalım. Bu arada daha 3. çağa geçemiyoruz değil mi? Sadece 2'ye kadar açmış bize, tamam. 3'e geçemiyoruz. Saldır abi. Bu arada Yan Ging'i yok et diyor. Yan Ging muhtemelen orada da bir hisar vardır buradaki gibi. O hisarı yok etmek için bizim daha rahat yok etmemiz için koç başları yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Arkadan yapalım hatta. Şöyle bunlar koç başı yapsın. İki tane yetmez muhtemelen. Bir tane de sen yap. Hatta şunların hepsinin koç başı inşa etmeye yollayacağım. Bunlar seri seri koç başı inşa etsin abi. Bu koç başları içine asker koymasanız bile hasar verebiliyor. Şeyleri yok ediyorsunuz hocam. Hisarları çok rahat bir şekilde yok edebiliyorsunuz. Bunlar önemli. Ya bilmiyoruz gideceğimiz yerde var mı ama vardır yani. Yan Ging'i yok et dediğine göre. Şurada hisar varsa orada da vardır. Sıkıntı yaşamayalım. Ki elimizde bunlar olsaydı mesela hiç suru dolanmadan surları da yıkabilirdik rahatlıkla. Yani topçu kadar etkili değiller ama gayet iyiler yani hocam. Bu çağda topçu yok zaten. Oğlum hızlı hızlı basmışız ha. Güzel. Hocam şuraya 5 tane şey gönderebilir misin? Güzel. Tamam, koç başları da inşa edildi. Şimdi burada sağlam süvarimiz oldu. Güzel. Şimdi ben sadece bunlarla gideceğim. Bunlar kalsın abi burada. Sadece bunlarla seri seri düşmanlarımı yok etmeye gideceğim abi. Yeter diye düşünüyorum. Geçin abi şuraya. Sizi de kaça atıyorum biliyorsun? 2'ye atıyorum. Siz burayı savunacaksınız. Bunlar hızlı hızlı yok edip gelir. Saldırın abi. Şimdi şunlardan daha fazla var mı? Varsa buraya getir. 55 tane yeter abi herhalde. Önce yakındaki yere mi gitsek? Direkt uzaktakilere gidelim ya. Yakındakilere de sizle gidelim. İki yeri birden yok edelim abi. Hadi bakalım. Hocam siz de gidiyorsunuz. Böyle ikidesiniz. Şurada haritadan görebiliyoruz gideceğimiz yeri zaten. Siz de şuraya doğru gideceksiniz abi sizi. Oraya doğru koşturalım. Aynen saldırın abi. Bu arada böyle birine saldırmadığınız durumlarda birlikleriniz şeye göre gidiyor. En yavaş birliğe göre hızında gidiyor. Bir düzen bozulmasın diye. Tamam, Batı köyünü yok etmeye gidiyoruz. Şu anda ordularımız oraya ilerliyor. Bunları da halledelim hemen. Saldırın abi. Koç başları öyle kolay kırılabilen bir şeyler değiller ancak yakılabiliyorlar. İlerle abi. Şunlara saldır bakalım ya. Ben onları es geçip direkt köyü yok etmeye gidecektim de. Pek olmayacak gibi gözüktü. Okçulara da saldırın. Tamam, binaları yok edin abi. Buradaki işimiz bitmiş bu arada. Buradaki ordu halletmiş. Siz ne durumdasınız kardeşim benim? Seri seri yok ederseniz güzel olur. Süvarilerimiz basılıyor mu? Hemen bas abi. Ağır zırhlılar da basacağım biraz artık. Altınım oldukça. Altını başka bir şey kullanmayacağız zaten. Hemen hızlıca. İkiye çift tıklarsam benim ordumun bulunduğu yere giderim direkt. Şöyle shift'le basılı tutuyorum. Bir oraya gitsin, bir oraya diye. Şimdi hocam şu kuleyi bir yık. Şuna saldır. Önce bir şunlara bir saldıralım. Direkt okçulara bir yok et. Bak ikiye çift tıkladım hocam. Ne oldu? Direkt buraya geldi. Şimdi siz buraya düzen almaya gideceksiniz tekrardan. Güzel. Buradaki ordu biraz sorun yaşayacak gibime geldi ama çözeriz. Problem değil. Lan daha bunlar ölmemiş. Lan saldırın hocam saldırın.
Saldır 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 saldır. Bunlar çok kayıp yaşadı. Sadece hafif süvari oldukları için tabi. Mızrakçılara da karşı çok iyi değiller. Hocam şurayı, 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 şurayı. Yok edin seri seri. Ben size emirlerinizi verdim. Tamam. Süvarilerim de diziliyor. Ağır süvari basmaya başlayacağım dedim artık. Seri seri basalım onları da. Ordumuz fullendikçe. Bak süper bir ordumuz oldu. Aha şurası da varmış. Burası da varmış. Burası da varmış. Çiftle basılı tutarak emir veriyorum abi. Şuraya git, sonra şuraya git, sonra şuraya git tarzında. Çiftle basılı tutarak emir veriyorum. Bak mesela buraya gidecek, sonra da şuraya gidecek. Gördün mü? Emri verdiğim için. Yalnız 8 olacak bu. Başka ne var? Şunlar sayılmaz herhalde. Bunlar bina değil. Git bakalım. Tamam, burayı da hallettik böylece. Gel abi. Şimdi şu iki şuraya geçin. Güzel. Geç abi. Şuraya. Hocam şuraya doğru dizilin de bizim ormancılarla karışmasın abi. Siz de buraya gelin. Büyük bir ordumuz oldu. Lan oğlum burada ne geziyor bunlar daha? Daha burada ne geziyorsunuz lan siz? Halledin abi, sıkıntı değil. Kim çalışmayan kim var? Oyun mu yetmiyor lan size? Sıkıntı yok ya, sen de git altında çalış. Onun dışında şu an ne yapabilirim diye bakıyorum. Başka yapacak bir şeyim yok sanıyorum ki. Yeterince erzağımız var, gıdamız var abi. Onları halledersiniz siz. Yeterince yiyeceğimiz var. Biraz altın kasalım da ağır süvari yaparız. Çok fazla şeyde çalışmaya gerek yok. Demirci de araştırılacak bir şey yok değil mi? Tamam. Ağır zırhları böyle buraya koyacağım. Nerede? Gel abi siz de artık son yeri de almaya gidelim. Siz de gelin artık. Bunlar güzel. Bak gördünüz mü? Bunlar da tak tak koydu hemen binalara. Binaları da fena yıkıyorlar. Genelde mesela bazı kuşlar oluyorlar. Nefret ediyorum onlardan. Hiçbir şey yapmadan direkt sadece koçbaşı yapıyorlar. Millet daha askere basmadan koçbaşını abanıp çağatlayıp hemen milletin ana binasına saldırıyor alçaklar. Öyle alçaklar var multide. Nefret ediyorum onlardan. Bazı alçak Moğollar da oluyor multilerde. Direkt adam ana binasını adamın üstüne taşıyor. Yok ediyorlar hemen ya. Şimdi ordumuz full sayılır. Böyle dizilin bakalım. Tamamıyla süvari bir ordu. Şöyle hocam basın. Aynen basında dursun. Şimdi nereyi seçelim? Şurayı seçelim. Direkt askerlerimiz buraya gelsin. Bakın bir tane süvari gelecek. Süvari bir kişilik mi yer kaplıyor? Halledersiniz hocam siz. Dur bir süvari basasın da merak ettim göreceğiz. Tamam süvari bir kişilik yer kaplıyor. Nüfus kapasitemize ulaştık şu anda. Gel abi. Şunları dizip artık son köye de saldırıp oradan da diğer yere geçelim. Bir atadık. 159 askerimiz var. 159 tane orduyla askerle gideceğiz bakalım. Neredeymiş? Bu soldaymış. Burası nehir. Nehirden karşıya geçilecek bir yer yok değil mi burada? Şuralarda hiç yoktu zaten. Nereden gideceğiz? Şuradan mı gideceğiz? Yok, bu ağaçlara geçemiyorum. Tamam, devam. Bir koç başlarını şurada tutalım ya. Şurada tutalım, bunlar bizi yavaşlatıyor. Bunları kaça atayım biliyor musun? İkiye atayım bunların hepsini. Bunlar bizi yavaşlatıyorlar orada. Şöyle gidelim. Hatta biz direkt tüm süvarilerle gidelim sadece. Size atacağım. Siz de şurada koçbaşılarla birlikte durun. Hadi abi. Aa buradayım zaten yol. Hızlı bir şekilde süvarilerle gideceğiz. Neyimiz kırıldı? Altın şeyimiz kırılmış.
Ağaç kes abi. Git ağaç kesmeye git. Altın madeni tükenmiş abi. Bitmiş. Sizi şöyle ikiye atayım. Neresi? Ha burası mı? Geldik hocam. Selamun aleyküm. Hemen yak abi. Hemen yak, hemen yak, hemen yak. Saldır abi. Saldır, 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 saldır. Şunların hepsini nereye atadık bu arada? Buraya atadık. Tamam, güzel. Saldır abi. Hemen yok edelim. Güzel. Gel. Gel kardeşim, gel. Bırak onları yakma. Güzel. Buradaki ordularını çökerttik. Saldır. Süvariler mükemmel değil mi ya? Bence mükemmel abi. Şimdi başka ne yok edeceğiz? Ne kaldı? Sol tarafa doğru gideceğiz. Şehir orada. Buraya doğru gideceğiz. Şu an yok ettiklerimizi bir şey saymadı herhalde. Güney köyünü yok et. Tamam. Bunlar ana yerin miydi? Bu yok ettiklerimiz. Olabilir. Seri abi şunu, şunu, şunu. Ondan sonra bunu. Hepsini teker teker yok edin. Ne barbarız be kardeşim. Barbar değil bu, medeniyet. Moğol medeniyeti kardeşim. Bizim medeniyetimiz de böyle, Allah Allah. Herkesin medeniyeti kendine birader. Tamam şimdi. Siz bizim mekana gelin. Siz de gelin abi. Bunlar gelecek. Ondan sonra ana mekana saldıracağız. Yangin'i yok edeceğiz. Sonra Sett'i geçmiş olacağız galiba. Yürüyün bakalım. Bir tane daha mı koçbaşı yapsam ya? Gerçi nüfus kapasitem yetmez de. Hadi bakalım. Şanlı atlılarımız yürüyor bakalım. İlerliyorlar. Biz bu arada basım emri verelim. Bittikçe, askerimiz azaldıkça yenisi basılsın. Böyle emri verelim abi. 6 tane değil lan. Hepsini iptal ediyorum şu an. Neye gittiğini bilmiyorum çünkü. 6'ya 6 tane basım değil. Şu anda bize 8'inden birden basım yapılması lazım. Doğru olmadı. Bunların hepsini de mesela 4'e atayabilirsiniz arkadaşlar. 4'e bastım. Direkt full bunlara basacak. Full bunlara basacak. Şimdi ilerleyin. Bunların hepiniz birsiniz artık abi. İlerleyin. Saldıralım seri seri. Bir şey oldu mu? Oradan asker basacak. Mesela bastım 4'e. Buraya getirdi dedim. Buraya getirecek artık askerleri. Anladın mı? Böyle böyle. Halledeceğiz. Şimdi onları yok ettikten sonra şunları da yok et. Hatta direkt bunları yok edelim abi. Saldır. Güzel. Mesela bastım 4'e. Artık tüm askerleri buraya getirecek. Tüm süvariler buraya gelecek abi. Yeni spawn olan tüm askerler buraya gelecek. Güzel. Tüm şehri yok ediyoruz. Burada şey yok mu ya? İç kale. İç kale yok mu hocam? Sanırsam yok. Yok et binaları. Şöyle bunu yok et. Sonra bunu, sonra bunu. Güzel. Buralara bakalım, bina var mı? Oradakiler yetmez. Ha burada bir tane daha bina var. Bunları yok et. Gel abi. Seri seri basılıyor gördüğünüz gibi süvarilerim. Yolda geliyorlar. Bitmedi mi? Şuraya gel.
Ağır süvariler tabii ki de daha güçlü. Ağır süvarilerle hafif süvarilerin hızı aynı galiba bu oyunda. Sonra şuraya. Ne kaldı birader? Orada şunların hepsini biri atayalım. Burada vardır kesin bir şeyler. Saldır abi. Şurada kesin bir şey vardır. Şu var. Ama o da yetmez. Daha ne var lan yıkacak? Ha bitti. Güzel. Dizil abi. Sen de geç. Burada sesi bir arttıralım. Tamam, oyunumuzu kaydetti. Sesi biraz daha kısalım şimdi. Benim gelen ordum yok değil mi daha? Tamam. Şuraya gel. Ne oldu? İç kaleyi yok, Çin Seddini aş. Kuşatma kuleleri veya koç başlığı. Benim var zaten abi. İyi güzel. Dediğimiz gibi bak. Kesin sur var. Kuşatma kuleleri ve koç başlığı dediğine göre, kuşatma kulesi dediğine göre sur var abi. Sur varsa biz de varız kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Ordumuz hazır zaten. İlerleyelim. Şuraya doğru gideceğiz. Yok, gerek yok. Ne gerek var birader? Şunları buralara getirdik mi tamamdır. Oradan gelir benim süvariler. Gerek yok. Oğlum 200 kişilik orduyu da full süvari ordusunda yenebilecek değiller ya. Yani yenmemeleri lazım. Koç başların hepsini seçmek lazım bu arada. Sizi 3'e atayacağım abi. Sizi direkt sura göndereceğiz. Herhalde yenemezler lan. 4. Şuraya seçelim. Sürekli bunların yerlerini değiştireceğiz. Şu orduyu da yenemezler herhalde abi. Sanmıyorum yenebileceklerini. Karşımızda ne var bilmiyorum. Yakınlaştırman gerek dedi de. Lan oğlum, arkamızdan gelenler var. Yok edin abi. O hilal taktiği miydik? Düşük bütçeli hilal taktiği abi. Düşük bütçeli hilal taktiği, bunların asker sayısı az ama. Kardeşim benim, neredesin sen? Buraya gideceksin, tamam. İlerleyelim. Patikayı izleyeceğiz. Ne oldu? Ova boşaltıldı. Taş şeyimiz bitmiş. Tamam, olur. Kullanmadık ki zaten taş. Aha, saldırın lan. Saldırın lan. Biz hocam direkt olarak şuraya. Şöyle gelin. Hadi abi. Ya bir ordu yok. Böyle sağlam bir şey yok. 4. Şuraya gelin. Bunları bir yok edelim. Aha. Abo, okçulara bak. Oy, fena ordu var. Girin lan şuraya. Oy oy oy. Fena ordu var. Gelin abi şuraya. Tamam. Koçbaşları şuraya girebilse güzel olacak. Asker sayım hala benim çok iyi ki. Sıkıntı yok. Güzel. Vurun abi koçbaşları. Siz bir çekilsenize. Çekil koçbaşlara vursun. Çekil koçbaşlara vursun. Gel abi. Gel abi, herkes buraya. Aynen öyle. Sorun yaşamayacağız. Yeni emirler de verelim. Abi ovayı eğer yakında dikseydik bunları da yapabiliyormuşuz bu arada. Daha hızlı basardık. Keşke öyle yapsaydık ama. Unuttum ben onu. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Direkt iç kaleyi yok edelim, bitsin. Nerede iç kale? İç kale. Aha. Gir abi direkt. Direkt iç kaleye birader. Herkes iç kaleye girsin. Bitti abi.
Hiç gerek yokmuş bak yakınlaştırmaya. Boş iş. Aynen öyle ezdik. Koyduk hocam. Burned to the ground, giving the Mongols a secure route into the heart of Qin territory. As pillars of smoke billowed from the mountain pass, Genghis Khan charged forward into new lands and on to his ultimate Başkente goal, gireceğiz. The wealthy Qin capital of Chengdu. Vay vay vay. Sesini şimdi kısabiliriz oyunun. Evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde artık Çin'in başkentine gideceğiz bakalım. Çin Seddi'ni aştık. Şimdi ise Çinlilerin başkentini alma zamanında. Hadi hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye.